akışın ilham kaynağı oldu. 9 Eylül ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ekonomi ve siyasette onurlu bir varoluş mücadelesiyle dünya sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin ayak sesi oldu. Bize İzmir'i miras bırakan aziz kahramanlarımız, bağımsız ve onurlu bir ülke olmanın, bir millet olarak birlikte ayakta kalmanın mümkün olduğunu gösterdi. İzmir'in Cumhuriyeti ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecektir. İzmir'in kurtuluşunun 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en direnişini gerçekleştirenleri, aziz atalarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle rahmetle anıyor. Onların cesaret ve kararlılığının hepimize ilham kaynağı olmasını diliyorum. İşgal edildiği gün kurtuluş savaşı başlatan, işgalin bittiği gün kurtuluş savaşını bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun. Sayın Valim, çelenk sunma törenimiz sona ermiştir. Programımız saat 11.15'te hükümet konağı önünde gerçekleştirilecek bayrak töreniyle devam edecektir. Arz ederim. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. Görüyorsunuz protokol gidiyor. Uçaklarımız gökyüzünde. Cumhuriyet alanındaki tören burada sona erdi. Saat 11.15'te hükümet konağı önünde bir tören yapılacak, bayrak töreni. Bu arada Türk kuşu uçakları
gösterilerini devam ettiriyorlar. Askerimiz meydanı terk ediyor. Evet, uçakların gelişini izleyeceğiz ama şu anda görünürde yoklar. Evet, görüyorsunuz. Evet, denizde de gördüğünüz gibi bayraklı ve Atatürk posterli, Atatürk resimli yelkenliler dolaşıyorlar. Tören burada sona erdi. Evet. Cumhuriyet Meydanı boş. İzmirliler nedense herhalde pandemi nedeniyle kurtuluş törenlerine pek fazla rağbet etmediler. Görüyorsunuz çok az kişi var. Çelek sunma töreninden sonra maalesef meydan bomboş kaldı. Hepinize iyi günler diyorum. Biraz sonra duruma göre Valilik konağı önünde canlı yayına girebiliriz. İzmir'in kurtuluşu hepimize kutlu olsun.